Selam, merhabalar, ben Beril. Ben bu kanalda her cumartesi gerçek suç davalarından bahsederken makyaj yapıyorum. İlgi çekici olduğunu düşündüğüm kaynakları ve kullandığım malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bak, şu insanların hikayesi çok ilginç diyeceğiniz suçlular varsa da yorumlarda benimle paylaşın lütfen. Elis geçen hafta Deniz Nielsen'ı önermişti. Netflix'teki belgeseli zaten izlenecekler listemde olduğu için çok işime geldi açıkçası. Teşekkür ederim Elis. Bu haftanın videosu sana gelsin. Çünkü bu hafta Deniz Nielsen'dan bahsedeceğim. Hemen şimdi bahsediyorum. Deniz doğmadan 5 yıl önce babası, Norveçli bir asker olan Magnus, İskoçya'ya geliyor. Ve burada Deniz'in annesi Elizabeth'le tanışıyor. Evleniyorlar, sonra da Elizabeth'in ailesinin yanına taşınıyorlar. 23 Kasım 1945'te de Deniz dünyaya geliyor. Magnus ailesiyle pek ilgilenen bir baba değil. Yani eşiyle de çocuklarıyla da hiç ilgilenmiyor. Hiç vakit geçirmiyor onlarla. Zaten çok nadir uğruyor eve. Elizabeth kendi evine çıkmak istiyor mesela. Ailesiyle yaşamak istemiyor artık. Çünkü evlenmişler, çocukları var. Ama Magnus pek önemsemiyor bu isteği. Genel olarak hiçbir şeyi önemsemiyor Magnus. Ama zaman ilerliyor. Üçüncü çocukları doğuyor. Ve üçüncü çocukları doğduktan sonra Elizabeth düşünmeye başlıyor. Ya sanırım ben evlenmek için biraz hızlı davrandım. Çok düşünmedim bu konuyu. Ve galiba yanlış bir karar verdim diyor. Boşanma kararı alıyor. Ve ailesi, Elizabeth'in ailesi bu kararı inanılmaz destekliyorlar. Çünkü hiçbir zaman Magnus'u sevmemişler. Hiçbir zaman aralarına kabul edememişler. Ailesinin de desteğiyle Elizabeth ayrılıyor. Deniz çocukluğuyla ilgili en net dedesini hatırlıyor. Çünkü genel olarak müthiş ilgi gösterilen bir çocuk değil. Yani babası zaten hiç ilgilenmiyor. Annesi de pek ilgilenmiyor. Annesi de genelde diğer iki kardeşiyle vakit geçiriyorlar. Onlara ilgi gösteriyorlar. Ama Deniz'e sadece dedesi ilgi gösteriyor. Uzun yürüyüşlere çıkıyorlar mesela deniz kıyısında. Dedesi balıkçı. O yüzden de genelde sahilde takılıyorlar. Çok uzun yürüyüşler yapıyorlar. Bu sırada muhabbet ediyorlar. Ve seviyorlar yani birbirleriyle vakit geçirmeyi. Dedesi bazen denize açılıyor. Çünkü balıkçı ve balık tutması gerekiyor. Ve haftalarca, aylarca gelmiyor bazen. Ve Deniz o zamanları çok boş olarak hatırlıyor. Çünkü içinde dedesinin olmadığı bir dünya Deniz için bomboş bir yer. Bu hatıraların hepsi Deniz'in 5 yaşına ait. 6 yaşındayken dedesini kaybediyor. Dedesi yine balık tutmak için denize açılmış ve bunu yaparken kalp krizi geçirmiş. Bu olay inanılmaz büyük bir travma yaratıyor Deniz'de. Çünkü aslında ailesinin bu konuyla baş etme yöntemi de çok sağlıklı değil. Hiç kimse onu ölüm gibi bir konsepte açıklamıyor çünkü. Yani bilmiyor tam olarak ne olduğunu. Sadece cenazede tabutun içinde dedesini görüyor. Ve yani bu bir çocuk için çok kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü artık yok o insan. Hani deden öldü ve bir daha göremeyeceksin ve artık hayatımızda yok deniyor ama görüyor çocuk onun orada olduğunu. Yani bu çok kafa karıştırıcı bir şey ve bütün hayatı boyunca aslında bu olayın izlerini taşıyor. Çünkü bir kere çok seviyor dedesini. Dolayısıyla da bu sevgi konsepti ve ölüm konsepti iç içe geçiyor Deniz'in kafasında. Annesi Elizabeth bir evlilik daha yapıyor. Ve bu yeni evliliğinden 4 çocuğu daha oluyor. Zaten ailede köşede kalmış bir çocuk olan Deniz artık daha az ilgi görmeye başlıyor. Ve genel olarak sakin, sessiz, kendi halinde bir çocukluk geçiriyor. Ergenliğe girdiğinde ise gay olduğunu fark ediyor. Bu yeni bilgi Deniz'i hem inanılmaz utandırıyor hem de çok kafasını karıştırıyor. Çünkü çevresinde bu konuyu konuşabileceği hiç kimsesi yok. Herhangi bir ilişki yaşamak adına bir adım da atmıyor utandığı için. Dolayısıyla yani bu bilgiyle de tek başına baş etmek zorunda kalıyor. Ailesinin bunu öğrenmesinden çok korktuğu için ve bir yandan da aslında kendini oraya çok da ait hissetmediği için evden ayrılmak istiyor ve bunu 16 yaşında orduya katılarak yapıyor. Orduda mutfakta çalışıyor. Kasap olarak işinde çok iyi ve çok seviyor yaptığı işi. Hatta bu işi yaptığı bu ordudaki zamanları hayatının en güzel yılları olarak hatırlıyor. Askerdeyken fotoğrafçılığa merak salıyor. Bu konuyla ilgili herkes aynı yorumu yapıyor. Deniz inanılmaz kontrolcü birisi. Ve bu merakın sebebinin fotoğrafçılığın en kontrol edilebilir hobilerden biri olması olduğunu düşünüyor herkes. Çünkü müthiş bir titizlikle eşyaların yerlerini ayarlıyor. Ya da eğer birinin fotoğrafını çekecekse onun duruşunu, pozisyonunu ayarlıyor. Ve deklanşöre bastıktan sonra artık o görüntünün değişmesi gibi bir ihtimal yok. Her şey onun kontrolünde o saatten sonra. Çünkü o kusursuz ayarlamalar yaptığı görüntü bir daha değişmeyecek. Askerde arkadaşlarının fotoğraflarını çekiyor. Diğer askerlerin fotoğraflarını çekiyor yani. Ama konseptleri çok ilginç. Çünkü genelde askerleri yere yatırıp
sanki onlar ölmüş gibi poz verdiriyor onlara. Ve bu şekilde fotoğraflarını çekiyor. Deniz işini seviyor, olduğu yeri seviyor ama diğer askerlerle arası pek iyi değil. Bunun bir sebebi Deniz'in dövüşmeyi bilmiyor olması. Yani kendi aralarındaki kavgalarda veya eğitimlerde tokat atan birisi askerde çok çabuk alay konusu oluyor. 11 yıllık askeriye geçmişinden sonra 27 yaşında ordudan ayrılıyor. Önce eve gidiyor ama evde insanlar yavaş yavaş onun gay olduğunu anlamaya başlıyorlar. Çünkü mesela konu eşcinsel haklarına geldiğinde inanılmaz savunuyor bu hakları. Ki bence çok normal ama o zamanlarda bu ilginç kabul ediliyor ve düşünmeye başlıyor insanlar acaba Deniz gay mi diye. Hatta bir kardeşi annesine şikayet ediyor. Ve Deniz bir yandan bunlardan çok sıkıldığı için, bir yandan da korktuğu için Londra'ya taşınıyor. Burada polis olarak işe giriyor. Bir yıl polislik yaptıktan sonra oradan ayrılıyor ve bir iş bulma kurumunda işe giriyor. Şimdi Londra, Deniz'in daha önce yaşadığı yerler gibi değil. Burası birazcık daha açık görüşlü bir yer. Dolayısıyla da homofobi daha az. Yani insanlar cinsel yönelimleri konusunda daha rahatlar. Deniz'in büyüdüğü yer küçük ve tutucu bir kasabaydı. Zaten sonra orduya katıldı. Yani hayatında hiç istediği ilişkiyi kurabileceği bir ortam olmadı. Ama Londra bu ilişkiyi kurabileceği bir yer. Çünkü mesela burada gay barlar var. Deniz gay barlara gidiyor. Orada bir ilişki bulmak istiyor aslında. Ama maksimum tek gecelik ilişkiler bulabiliyor. Yani çünkü çok zor bir durum. 27 yaşında, 28 yaşında ve daha önce hiç flört tecrübesi olmamış. Daha önce hiçbir ilişki deneyimi olmamış. Yani pek de bilmiyor bir ilişkiyi nasıl başlatabileceğini. Dedesinin ölümünün ona yaşattığı travmanın izleri en net bu zamanlarda ortaya çıkıyor. Çünkü Deniz yüzüne pudra sürüyor, beyaz pudra. Muhtemelen bebek pudrası. Dudağına soluk mavi bir boya sürüyor ve saatlerce aynanın karşısında oturup kendini izliyor. Çünkü o aynada gördüğü yansıma cesede benziyor ve bu Deniz'in çok hoşuna gidiyor. 30 yaşına geldiğinde David Gallican'la bir ilişki yaşamaya başlıyor. Şimdi David işsiz birisi ve evsiz de sayılabilecek birisi aslında. Eğer o an para bulabilirse küçük hostellerde geçiriyor geceyi ama bulamazsa sokakta yaşıyor. Beraber eve çıkıyorlar Deniz'le. Bu ilişki 1,5 yıl sürüyor ama sonra ayrılıyorlar ve Deniz yine gay barlarda ilişki arama dönemine geri dönüyor. 29 Aralık 1978'de Stephen Holmes'la tanışıyor. Gay barda tanışıyorlar. Stephen 14 yaşında içki almaya çalışıyor. Deniz yanına gidiyor ve içki alıyor çocuğa. Sonra muhabbet etmeye başlıyorlar. Nasılsın, ne yapıyorsun, nerede yaşıyorsun, bize gidelim mi gibi. Çocuk da kabul ediyor. Ve maalesef bu bardaki gün insanların Stephen'ı gördüğü son gün oluyor. Çünkü eve gittiklerinde Deniz önce onu bir kravatla boğuyor. Sonra su dolu bir küvetin içerisinde boğuyor. Ve daha sonraki cinayetlerinin birçoğunu da bu şekilde işliyor. Ve bence böyle yapmasının sebebi kavga konusunda pek iyi değil demiştim ya. Tokat atıyor maksimum insanlara. Ve bu konuda iyi olmadığı için karşısındaki insanı kontrol edebilmesi de çok kolay değil. Bence olay orada sadece suda boğmak istemesi ama zapt edebilmek adına önce bir kravatla onları etkisiz hale getiriyor. Sonra da suyun içinde boğuyor. Ve bence bunun sebebi de tamamen dedesinin denizde ölmüş olması. Bir de yine psikiyatrların çok yaptığı bir yorum var. Deniz'de terk edilme korkusu olduğunu düşünüyorlar. Dedesiyle arası çok iyiydi. Dedesi hayatını kaybetti. Bir sevgilisi vardı, arası iyiydi ama o onu terk edip gitti. Yani hep bir terk edilme endişesi yaşıyor. Ve bu yüzden de insanları onu terk edemeyecekleri bir hale getiriyor gibi bir yorum var. Bu yorum bana çok mantıklı geldi. Bu konuya da geleceğim. Ama önce şundan bahsetmek istiyorum ki Deniz'in kurbanlarının hepsi gay değil. Ama hepsi bir şekilde savunmasız insanlar. Yani evsiz olanlar, işsiz olanlar. Deniz onları evinde kalmaya çağırdığında, yani yabancı birisi onları evinde kalmaya çağırdığında diğer seçenek daha kötü olduğu için bunu kabul eden insanlar. Çünkü yoksa sokakta yatacak. Kabul ediyorlar bu öneriyi. Sonra Deniz'in evine gidiyorlar, içiyorlar. Çok içiyorlar. Ve bir süre sonra Deniz, Steven'a yaptığı gibi önce onları kravatla boğuyor, sonra da suyun içinde boğuyor. Ve öldürdükten sonra da oturup onlarla muhabbet ediyor. Kıyafetlerini değiştiriyor onlara, yıkıyor onları. Ya da beraber televizyon karşısında oturup televizyon izliyorlar. Steven mesela öldükten sonra cesedini yatağına koyup onun yanında uyuyor gece. Yani bu bilgileri duyduktan sonra terk edilme korkusu yaşadığı için bu insanları öldürüyor olması bana daha mantıklı geldi. Çünkü sanki terk etmeseler yapacakları şeyleri yapıyor onlarla gibi. Yani oturup
televizyon izlemek, muhabbet etmek ya da işte ne bileyim yatakta beraber uzanmak. Hani sanki sevgilisiyle yapmak istediği bir şeymiş gibi ama insanlar onu terk ettiği için yapamıyormuş gibi. Ceset artık bunu yapamayacağı kadar bozulduğunda da onu yerdeki döşemelerin altına saklıyor. Cesedi 7 ay boyunca döşemelerin altında tutuyor. Arada bir çıkarıyor bu arada. Gene muhabbet ediyor falan. Sonra geri koyuyor. Ama 7 ay sonra onu oradan çıkarıyor ve bahçeye gömüyor. Konuşurken eyeliner süremiyorum. Eyeliner sürüp geleceğim ama. Bu olaydan bir yıl sonra bir öğrenci Deniz'in onu boğduğu iddiasıyla polise başvuruyor. Ama polis bu öğrenciyi pek ciddiye almıyor maalesef. Bu şikayetten 2 ay sonra Deniz Kanadalı bir öğrenci olan Kenneth'la tanışıyor. Yine bir şeyler içiyorlar, muhabbet ediyorlar. Sonra Deniz'in evine geçiyorlar beraber. Deniz önce onu bir kabloyla boğuyor. Sonra cesedini yıkıyor, hazırlıyor ve yatağına yatırıyor. Bir takım cinsel aktivitelerde bulunuyor cesetle. Sonra da yanına kıvrılıp uyuyor. Bir süre sonra onu da döşemelerin altına saklıyor. Arada onu da döşemelerin altından çıkarıyor, muhabbet ediyorlar. Televizyon izliyorlar beraber ya da sadece yanında oturuyor. Sonra tekrar döşemelerin altına koyuyor. Ben genelde elimden geldiği kadar bütün kurbanlardan bahsetmeye çalışıyorum. Ama bu sefer şöyle bir fark var. Deniz hatırlamıyor birçok şeyi. Yani mesela bazı olayları şöyle hatırlıyor. Sabah uyandım ve yanımda yatan kişi ölüydü. Ne yaptığını hatırlamıyor, o kişinin kim olduğunu hatırlamıyor. Çünkü bir önceki gece inanılmaz bir alkol tüketimi söz konusu. Sabah kalktığında olan şeylerle alakalı pek bir fikri olmuyor Deniz'in. Hatta mesela kaç kişiyi öldürdün diye soruyorlar. O konuda bile çok emin değil yani 15-16 kişi diyor. Bu bahsettiğim gibi bir durum olduğunda yani sabah uyandı ve yanında birisi var ve ölü. Böyle bir durum olduğunda işi arıyor ve izin alıyor işten. O günü cesetten kurtulmak için veya onu parçalamak için kullanıyor. 81 yılına gelindiğinde bu şekilde 12 kişiyi öldürmüş oluyor. Ve aslında baktığımızda hiç kimse Deniz'i aramıyor. Çünkü hiç kimse bu öldürdüğü insanların kaybolduğunun farkında bile değil. Çünkü o zamanlar gay olmak yeni yeni kabul edilebilir bir hale geldiği için birinin kaybolması o çocukların evden kaçışması olarak yorumlanıyor. Yani bir aile biz çocuğumuzu uzun zamandır göremiyoruz acaba başına bir şey mi geldi diye polise başvurduğunda polisin aklında hep aynı senaryo canlanıyor. Muhtemelen çocuk evden kaçtı. Ve bu olaydaki kurbanların çoğu gay olduğu için de açıkçası polisin çok da umurunda değil bu insanların başına bir şey gelmiş olması. İş bulma kurumunda çalışıyor olmasının da çok yararı var Deniz'e. Çünkü paraya ihtiyacı olan ya da kalacak yere ihtiyacı olan insanlar direkt ona gidiyorlar. Ama 12 kurban Deniz'i artık birazcık zorlamaya başlıyor. Çünkü artık döşemelerin altında yer kalmıyor. Yeni bir yol izlemesi lazım. Şimdi anlatacağım şeyler çok rahatsız edici. Ama şöyle yeni bir yol buluyor. Önce kurbanların kıyafetlerini çıkarıyor. Sonra onları mutfakta yere yatırıyor ve küçük parçalara ayırıyor. Bazen etleri kemikten ayırabilmek için bu parçaları kaynatıyor. Genelde baktığınızda insan olduğunu anlayabileceğiniz parçalara yapıyor bunları. Kafa gibi ya da el ve ayak gibi. Sonra bunların hepsini küçük poşetlere koyuyor ve hepsini toplayıp yakıyor. Ateşin içinde sadece kemikler kaldığında da o kemikleri kırıyor, küçük parçalara ayırıyor ki birisi gelip baktığında ha bu kemik insana ait olabilir diyemesin. 82 yılında Cranley Gardens'a taşınıyor. Burası 3 katlı bir yer ve buranın bir bahçesi yok. Yerdeki döşemeler de kalkmıyor. Dolayısıyla da burada yaşarken öldürdüğü 3 kurbanı diğerlerinden daha farklı bir şekilde yok etmesi lazım. Ve aklına inanılmaz dahiyane bir çözüm geliyor. Yine diğer evde olduğu gibi bazı parçaları kaynatıp etleri ve kemikleri ayırıyor. Sonra bunları küçük küçük parçalıyor. Sonra bu parçaları tuvalete atıp sifonu çekiyor. Gitmeyen parçaları da bir poşete koyuyor ve o şekilde atıyor. Ama buraya taşınmasından bir yıl sonra diğer komşular lağım borularının tıkandığını fark ediyorlar. Bir usta çağırıyorlar, usta geliyor ve bu borularda deri ve kemik parçaları olduğunu fark ediyor. Ve Deniz şöyle bir yorum yapıyor. Belki nugget falan atmışlardı tuvalete. İnanmıyorlar tabii böyle bir şeyin doğru olabileceğini ve polise haber veriyorlar. Polis gelip oradan birkaç örnek alıyor ve bunları laboratuvara incelemeye gönderiyor. Yani herkesin aslında en başta şüphelendiği gibi bu parçaların insana ait olduğunu doğruluyor laboratuvar. İnanılmaz bir şansla gönderdikleri bir parçanın bir kurbanın boynuna ait olduğunu fark ediyorlar. Buradan adamın boğulduğunu öğreniyorlar. Bu ortada bir cinayet olduğunu kanıtlıyor. Ve bunu öğrendikleri için de polisler daha detaylı bir araştırma yapmak için tekrar aynı yere geliyorlar. Deniz de orada
Deniz'le karşılaştıklarında Deniz polis memuruna dönüp diyor ki polisler ne zamandan beri lağımla uğraşmaya başladılar? Adam da hiç bozmuyor Deniz'e çünkü evini kontrol etmek istiyor. Tamam gel bunu senin evinde konuşalım diyor ve evine çıkıyorlar. İçeri girdikleri anda polis tabii ki hemen kokuyu fark ediyor. Deniz'e giderdeki parçalardan bahsediyor. Deniz önce bu durumdan hiç haberi yokmuş gibi yapıyor. Aa bu nasıl ya? Nasıl bir insan böyle bir şey yapabilir falan gibi davranıyor. Ama polis bir tık onun üzerine gelmeye başladığında bütün bilgileri veriyor. Mesela geri kalan parçalar nerede diyor polis. Diyor ki şu dolabın içinde poşetler var. Onun içine sakladım. Polis arabasına koyuyorlar Deniz'i. Merkeze götürecekler, sorgulayacaklar. Kaç kişi öldürdün? 1 mi 2 mi diyorlar. Deniz diyor ki 15 veya 16. Ve o an biraz polisler panik oluyorlar. Çünkü kelepçelememişler bile. Yani merkeze götürüp soru soracaklar sadece. Ama bunu itiraf ettikten önce, sonra, tutuklandıktan sonra hiç fark etmez. Deniz'in karakteri hiç değişmiyor. Tutuklanmadan önce kimse, sonrasında da aynı kişi. 9 Şubat 1983'te tutuklanıyor. Sorgular devam ederken her kurbanla ilgili bilgi almak istiyorlar. Ama Deniz hatırlamıyor çoğunu. Yani isimlerini de hatırlamıyor. İnsanları da neredeyse hatırlamıyor. Mesela bazen kendi kafasında onlara bir takma isim takmış oluyor ve o şekilde bahsediyor. İşte ha omlet adam diyor mesela. Çünkü adamı öldürmeden önce ona omlet yapmış. Yani kurbanların kimliğini tespit etmek polise düşüyor. Ama bu çok zor bir iş. Çünkü kurbanların parçalarını yakmıştı ve kemiklerini parçalamıştı. Ve bir de bu parçaları yakarken çevredeki insanlar ne olduğunu anlamasın diye bir sürü de plastik atıyor ateşin içine ki hani o kokuyu bastırsın diye. Dolayısıyla bir sürü erimiş plastiğin içinden de kemikler çıkarmaya falan çalışıyorlar. Ya bu zor bir iş tabii ki. Dolayısıyla da herkesin kimliğini tespit edemiyorlar oradan. Ya bir cesetten kurtulmak kolay olmasa gerek ama Deniz bu ordu yıllarında kasap olarak çalıştığı zamanlardan biliyor bir şeyleri. Yani o zamanlarda hayvanları nasıl küçük parçalara ayıracağını. Bu yeteneğini kullanıyor burada da. Ve bir şekilde bunun işini kolaylaştıracağını düşünüyor ama öyle değil işte. Yani küçük bir parçadan 40 yıl önce bir insanın nasıl öldüğünü bile bulabiliyorlar. Diğer insanların kimliklerinin tespit edilememesi de muhtemelen genetiğin o zamanlarda o kadar gelişmemiş olması. Deniz 12'si ilk evde, 3'ü bu yakalandığı ikinci evde olmak üzere 15 cinayet işlediğini kabul ediyor. Neredeyse her seri katil davasında gördüğümüz gibi onun da avukatları akli dengesinin yerinde olmadığını savunuyorlar. Ama diğer tarafın bazı tanıkları var. Deniz'in elinden canlı kurtulan 3 kişiyi buluyorlar. Mahkeme 24 Ekim 1983'te başlıyor. Jüri Deniz'in 15 cinayetten de suçlu olduğuna karar veriyor. Müebbet hapis cezası alıyor. 12 Mayıs 2018'de de 72 yaşındayken hapiste hayatını kaybediyor. Bu Netflix'teki belgeselde Deniz'in ses kayıtlarına çok fazla yer verilmiş. Biz ilk dinlediğimizde bunun seslendirme olduğunu falan düşündük. Çünkü kusursuz bir İngilizceyle, çok güzel bir ses tonuyla ve çok şairane bir şekilde anlatıyor her şeyi. Bu tarz şeyler ilginizi çekiyorsa bir bakın bence. Ama videoyu bitirmeden önce bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu tarz videolarda farklı kaynakları dinlediğinizde farklı izlenimlere kapılıyorsunuz. Mesela bir tane videoda polisler kendi deneyimlerini anlatıyorlardı. Ve mesela şöyle bir şey söylüyorlar. Deniz'in elinden kurtulan insanlar vardı. Eğer onlar zamanında polise gelmiş olsalardı ve bir şikayette bulunmuş olsalardı belki Deniz çok daha kolay yakalanabilirdi, çok daha erken yakalanabilirdi. Belki bir şeyler bu kadar ilerlememiş olacaktı. Ama bu çok anlaşılabilir bir durum. Çünkü o insanlar korkuyor olabilir. Belki Deniz'in ona bir şey yapmasından korkuyor olabilir. Belki mahalle baskısından korkuyor olabilir. Ya da hemen bu olayı arkalarında bırakıp hayatlarına devam etmek istiyor olabilirler. Yani bu da çok anlaşılabilir bir şey diye anlatıyor polis. Sonra başka bir kaynaktan dinliyorsunuz. Orada da mesela bu son anda kurtulan kurbanlar, onların aileleri, hayatını kaybedenlerin aileleri. Genelde şeyden bahsediyorlar. Ya biz gittik polise. Suç duyurusunda bulunmak istedik ama polisler bizi ciddiye almadı. Birçok kez gittik hem de ve hiç kimse umursamadı bu durumu. Mesela birisi bu adam beni boğdu ve öldürmeye çalıştı diye suç duyurusunda bulunmaya gidiyor polise. Ama gay olduğu için kimse onu ciddiye almıyor. Ve hatta yani zorbalık yapıyorlar çocuğa ve gönderiyorlar onu. Bu benim inanılmaz tadımı kaçıran bir durum. Yani çünkü sana ne ki? Sana ne yani? Sana ne kurbanın kim olduğundan? Sen suçluyla ilgilenmiyor musun? Senin işin bu değil mi? Bu yani artık mesela işini kötü yapmak falan değil. Bu insanlık suçu. Ve inanılmaz sinirleniyorum bu duruma. Kendimi daha fazla filtreleyemeyeceğim. O yüzden susuyorum. Evet, Deniz Nielsen'ın hikayesi bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi fikirlerinizi duymayı çok isterim. Paylaşın benimle. Kendinize de iyi bakın.
Hoşça kalın efendim. Dişimde ruj olduğu için aynı kısmı 5 kez çektim. Yine varmış. Yapacak bir şey yok artık. Ben elimden gelen her şeyi yaptım.